Merhaba. 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 Bugün ne yapıyoruz? Bil bakalım oynuyoruz. Bil bakalım. Evet arkadaşlar, bugün çizgi film ve animasyon karakterleriyle bil bakalım oynuyoruz. 10 tane karakterimiz olacak. En çok bilen kazanacak. Evet. Kazanacak. Bu bil bakalım ve challenge serilerini çok seviyoruz. O zaman hemen ilk sorumuz gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Hemen geliyor arkadaşlar. Evet, karakteri gösteriyorum size. Evet, yeterli. Tahminleri alalım. Bakalım kim bilecek. Evet, çok göz önünde karakterler, çok bilinen. Ama bakalım isimlerini hatırlıyor muyuz? Hemen alalım mı tahminleri? Olur. Hemen tahminleri alıyoruz. Stuart, babamız ne demiş? Stuart. Stuart mı? Stuart mı? Evet, karakterimizin ismi ne Stuart ne Stuart. Stuart mı yazıyor? Karakterimizin ismi Stuart. Stuart. Yani ikiniz de aslında yaklaşmışsınız. Aynı karakterden bahsetmek istemişsiniz. Dolayısıyla ikinizinkini de kabul ediyorum. 1-1. 1-1 mi? 1-1 ve hemen ikinci karaktere geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet, ikinci karakterimiz geliyor. Gelsin. İkinci karakterimiz Ninja Kaplumbağalardan geliyor. Çok kolay. Hadi bakalım. Neyle alalım? Tahminleri alalım. Hemen açıyoruz, tahminleri alıyoruz. Babamız Rafael demiş. Kırmızı Ninja, bu çok orijinal bir tahmin. Bence de, benim hiç aklıma gelmemişti ya. Orada kırmızı bantlı Ninja görünce Kırmızı Ninja olduğunu düşünmek. Evet. Karakterimizin ismi Rafael. Rafael ve bu turu babamız kazanıyor. Durum 2-1. Kırmızı Ninja. Kırmızı Ninja. O zaman hemen üçüncü karakterimize geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü karakterimiz geliyor. Çok kolay, ben direkt geldim. Kral Şakir'den geliyor arkadaşlar. Bakalım doğru tahminler gelecek mi? O zaman hemen tahminleri alıyoruz. Sami Dayı. Sami Dayı değil mi? Remzi Dayı. Remzi Dayı mı? Hangisi Dayı? Ben hiç Sami Dayı diye bir karakter görmedim. Hemen Yusuf'a danışalım. Var mı öyle bir karakter? Var var. Remzi Dayı biliyorum. Remzi Dayı var. Yok, Sami Dayı var mı? Hayır, Sami Dayı yok. Yok mu? Necati ağabey var. Ha, Necati vardı değil mi? Ben Sami Remzi Dayı mıydı ya? Peki sadece Remzi değil miydi? Remzi sadece Remzi'ydi. Kadriye, başka hangi karakterler? Bir de bir tane Mikşet miydi, neydi? Fikret mi? Fikret değil ya. Canan var. Canan var, Şakir var, onu zaten kim bilemez ki. Remzi diyerek Yusuf kazanıyor, duruma eşitliyor. 2-2. Durum 2-2 oluyor. Evet. Ama ben dayı kısmını bilmiyorum. Sadece Remzi olarak biliyorum. Ben onu dayı olarak algıladım. Evet. O zaman kaçıncı karakter gelsin? Dördüncü. Dördüncü karakterimiz geliyor. Evet, sırada dördüncü karakterimiz var. Hemen geliyor dördüncü karakterimiz. Çok kolay. Hadi bakalım. Neydi onun adı ya? Bunu Yusuf bilir diye tahmin ettim ama hiç belli olmaz, babası da bilebilir diye düşündüm. Çünkü ailecek izliyoruz. Hemen alıyoruz. Patron bebeğin abisi. Aynı bu Kırmızı Ninja olayına benzedi. Templeton. Evet. Yusuf'u ben Templeton'a benzeteceğim. O yüzden altına da Yusuf yazmış. Dolayısıyla Yusuf biliyor ve durumu 3-2 yapıyor. 3-2 mi? Bu doğru değil mi ya? Patron bebeğin abisi değil miydi? Patron bebeğin abisi olabilir ama. Ama ismi. Aynı ben Kırmızı bilemedim. Ninja gibi oldu. Tamam. Kırmızı Ninja. Yani. O yüzden ismini sorduğumuz için doğru cevap Templeton. Evet. Sırada 5. karakterimiz arkadaşlar. Gelsin. Gelsin. Bu karakteri ikinizin de bilebileceğini düşünmüyorum. Ama ben çok iyi biliyorum. Bakalım siz bilebilecek misiniz? Kız arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Ama tahmin yürütebilirsiniz. Hadi yapalım. Hadi bakalım. Hemen tahminleri alabiliriz. Prenses Fiona
Bilemedim. Rastgele Elsa'nın kız kardeşi. Fiona nereden bir karakter? Shrek'ten. Evet, oradaki Fiona'ya benzettim ama doğru mu? Yok, hiç değil alakası mi? Yok. Rastgele Elsa'nın kız kardeşi. Elsa'nın kız kardeşi de olsaydı kabul ederdim. Elsa'nın kız kardeşinin ismi Nastya'ydı galiba. Tam olarak hatırlamıyorum. O Nastya mı? Öyle bir şeydi. Ben de tam hatırlamıyorum ama o da değil zaten. Bu karakterimiz Prenses Ariel'di. Ariel mi? Evet. Ariel. Bir dahakine Domastos. Domastos yazsaydı. Bilmiyorum ki Ariel. Evet. İkiniz de bilemediniz. Evet. Dolayısıyla iki durum aynen devam ediyor. 3-2 sen yeniyorsun. Aynen. Evet. O zaman hemen 6. karakterimiz gelsin. Hadi geçelim. 6. karakterimiz karşımızda. Oo, en sevdiğim karakter. Bakalım doğru tahminler gelebilecek mi? Hemen tahminleri alalım. Evet. Slasher Haydo mu? Evet, Slasher Haydo. Haydo. Yosemite Sam. Ve tabii ki doğru cevabı Yusuf veriyor. Karakterimizin ismi Yosemite Sam'di. Hatta Yosemite diyebiliyorum. Durumu öne taşıyor. Kaç oldu? Kaç oldu? 3-2-4-2 oldu sanırım. 4-2 oldu. Ama Haydo'ydu aslında bundan. Slasher Haydo değil miydi? Alakası yok. Tamam, karakter ismini herkes bilemeyebilir ama yani bu değil. Tamam. Evet, karakterimiz geliyor. Gelsin. Bakalım bilebilecek misiniz? Bu Viking bir şeydi ama. Evet, Vikinglerden bir karakter ve Yusuf bunu çok sever. Yani çizgi filmi. Çok sevdiği bir çizgi film olduğu için hepimiz de izliyoruz. Bunu sevdiği bütün çizgi filmleri olduğu gibi. Hemen tahminleri alalım. Vicky'nin babası Hal var. Ve tabii ki doğru cevabı bize Yusuf veriyor. Karakterimizin ismi Hal vardı. Vicky'nin babası olabilir ama bu yeter bir cevap. Adı aklıma gelmedi ya. Vicky'nin babası değil gelmedi. Tabii ki. Dolayısıyla Patron Bebeğin abisi, Vicky'nin babası, Kırmızı Ninja cevaplarını kabul etmiyoruz. Durum kaç oldu? 5-2. Yusuf gayet önde gidiyor. Evet, şimdi sıradaki karakter geliyor. Bakalım baba aradaki farkı kapatabilecek mi biraz olsun? Çünkü Yusuf açık ara farklı önde gidiyor. Neydi ya? Düşünün bakalım. Deliğinizin ucunda değil mi? Gibi. Hemen tahminleri alalım. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Haydi bakalım. Tahminlerimiz doğru muymuş? Ruffle. Nasıl? Ruffles. Ruffy mi? Ruffle mı? Öyle bir şeydi ya. Yusuf da bilemediği için soru işareti koymuş. Karakterimizin ismi Joseph'tı. Joseph mı? Evet. Yusuf demek. Joseph diyorlar galiba. Tam olarak telaffuzunu doğru çıkartamamış. Ruffle değil miydi ya? Ruffle. Tam olarak telaffuzunu doğru çıkaramamış olabilirim arkadaşlar ama kesinlikle Ruffle değildi. Joseph'tı. Joseph diyorlar sanırım. Bilemedim ya. İkiniz de bilemediniz. Ruffles. O zaman hemen 9. karakterimiz geliyor. Gelsin. Şimdi 9. karakterimiz geliyor. Yine bir dönem Yusuf'un sürekli izlediği bir animasyon filmiydi. Ve ben bütün karakterleri ezberledim diyebilirim. Ama o dönem için unuttum tabii ki çoğunu. Bunu ben de bilebilirim. Bilmiyorum. Bakalım bu karakteri hatırlıyor muyuz? Bilmiyorum. Bakayım. Hadi bakalım. Alalım tahminleri. Ya bir şey öğretmen mi? Neydi ya? Öğretmen mi? Yusuf senden de alalım. Hadi oğlum. Vallahi bir şey yazdım ama hatırlayamadım ya. İsmini hatırlamadığımı fark ettim. O yüzden bunu sordum zaten. Kaldım. Hemen alalım. Fisher demiş. Testereli School Bus. Yani doğru bir şey, nasıl diyeyim, doğru bir tarif ama ismi asla bu değil. Fisher de değil. Bayan Fritter'dı. Aa, Fritter değil mi? Ben evet. De Fisher. Bayanı aklınıza getirseydiniz gerisini gelirdi. Bayan kısmını söyle mi?
Fisher, ben Fisher zannettim. Evet, ikiniz de bilemediniz. O zaman... Durun. Dört. Durmayın devam ediyor. Şimdi son karakterimiz de netleşecek. Evet arkadaşlar, durum belli ama 10 karakterimiz vardı. O yüzden son karakterimiz de geliyor. Açık ara farkla mı yenilecek baba? Ben yoksa yakın ya. Mı olacak? Onu belirleyeceğiz. Hemen hızlı bir şekilde tahminleri alıyoruz. Yusuf'un çok sevdiği bir çizgi filmdi yine, Refa'dan Tayfa. Alalım tahminlerimizi. Basri dayı diyor babamız. Basri amca, hakem. Evet, hakemdi. Yani buradan eleyelim mi babayı bilemedim. Hep dayı dayı diyoruz ama. Basri dayı değil miydi? Basri dayı değil. Basri amcaydı. Nasıl ama... yani? Basri dayı olsa ne oluyor? Amca teyze... amca ama karakterimizin ismi onunla özdeşleşiyor artık. Ama yine de Basri'den dolayı kabul ediyoruz. Durum 6'ya 3 oluyor değil mi? Evet, 6-3. Ve ben kazandım. Ve Yusuf kazanıyor. Alkışlıyoruz Yusuf'u. Az çok tahmin ediyordum günün galibin Yusuf olacağını ama... Bravo şampiyon. Böyle bir fark beklemiyordum. Evet arkadaşlar, Bil Bakalım serisinin devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Biz çok eğlendik bugün arkadaşlar. Çok seviyoruz sizleri. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.